Devam edelim. Ankara'da kalalım. Siyaset 24 saat çok uzun bir süre değil mi? Buyurun. Günün bombası. Emareler belirmişti ama 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete dönebilme ihtimali. Duyanlar var değil mi? Peki bugün pek çok noktadan bu kulis bilgisi yayımlandı. Şuna bir bakalım, bir çalışalım dedim. Abdullah Gül dönüyor olabilir mi? Gerçekten mi? Şimdi bomba iddia Ankara'yı sarsan şu. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu bırakıyor. Deva, Ali Babacan, Abdullah Gül'e çok yakın. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu. O da yol yürümeye hazır Abdullah Gül'le. İşte üç parti, Saadet, Deva, Gelecek birleşecek, tek çatı altına girecek. Mecliste de vekilleri var, grubu var. Bu oluşumun başına da Abdullah Gül geçecek. Nasıl iddia? Dediğim kadar sarsıcı değil mi? Olabilir mi? Kuvvetle muhtemel olabilir. Peki Abdullah Gül ne yapıyor? Pek sesi soluğu çıkmıyordu. 2007-2014 arasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 2018'de Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak çıkacaktı. Akşam anlaşıldı. Meral Akşener de okey dedi. Sabah ne olduysa Akşener ben karşıyım dedi. Kendi adaylığını ilan etti. Erdoğan'ın 2018'de seçilmesinin yolunu açtı. Abdullah Gül'ün çatı adaylığı da gerçekleşmemiş oldu. Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığı Abdullah Gül'ün ve Cumhurbaşkanı olmaya, çatı aday olmaya yeniden hevesli olduğu seslendiriliyor. İşte o üç isim. Peki Abdullah Gül İstanbul'da, Maslak'ta, Yeşiller içerisindeki o iki katlı konakta ofis olarak çalışıyor, orayı kullanıyor. Abdullah Gül 73 yaşında, 1950 doğumlu. Şu anda hiçbir partiye de üye olmadığını biliyoruz. İşte 2018'den sonra, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığından sonra Erdoğan'ın seçilmesi, kongreye çağrılmaması, mesafe konulması, AK Partili iplerinin kopması, Erdoğan'la kimi zaman görüştüğü, fikir alışverişinde bulunduğu söyleniyor ama hiçbir partiye üye olmadığına dair de o bilgiyi tekrar etmekte fayda var. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Abdullah Gül döner mi? Siyasette hepimiz ezbere biliyoruz. 24 saat değil, 24 dakika bile Türkiye'de çok uzun bir zaman.